Evet değerli basın mensupları. Bugün kadınımıza seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86. yıl dönümü. Bu haklar ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınımıza verilmiş haklar ve ondan sonraki süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi kadınlara verilen hakların her zaman ya öncüsü oldu ya da en önemli destekleyicilerinden bir tanesi oldu. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan bir taciz iddiaları ile ilgili e, iktidar kanadından e, ağır ithamlarda bulunuluyor. E, normal koşullar altında biz mağdur mağdurların hassasiyetlerini, özel durumlarını gözeterek kamuoyu konuyu kamuoyu önünde şu ana kadar tartışmadık. Ama kendi sorumluluklarını örtmek isteyen iktidarın en üst düzeyden bu konuyu konuşması nedeniyle de bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğdu. Değerli arkadaşlar, adı geçen iddialarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi en başından beri kendi üzerine düşeni yapmıştır. Gerek İstanbul İl Örgütü, gerek İstanbul İl Başkanımız, gerek diğer örgütlerimiz bu konuda asla taviz vermeden sıfır tolerans politikasına Partimizin sıfır tolerans politikasına uygun bir şekilde davranmışlardır. Bizim geçmişte kadına şiddete ve tacize izin vermeyen tutumumuz ortadadır. Bundan sonra da bu tutumumuz devam edecektir. Kadına yönelik şiddete, tacize sıfır tolerans politikası Cumhuriyet Halk Partisi için her zaman birinci önemde olmuştur. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisinde kurullar vardır. Cumhuriyet Halk Partisi bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe il örgütlerine, genel merkezine ulaşan herhangi bir şikayet, özellikle kadın hakları ve kadın tacizi konusunda ulaşan herhangi bir şikayet büyük bir titizlikle incelenir ve onun gereği yapılır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul'da yaşanan süreçlerde de il örgütümüz gereken hassasiyeti göstermiş ve mağdurların ikincil mağduriyetlere yol açmayacak ikinci şekilde mağdur olmamalarını sağlayacak şekilde süreci yürütmüştür. Şimdi değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili aynı zamanda kadın milletvekillerimiz Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekilleri de bir açıklama yaptılar. O açıklamada da daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar ortada bir iktidar var. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kadına karşı işlenen suçlarda tacizlerde, tecavüzlerde çocuğa karşı işlenen suçlarda ağır bir dosyaları vahim bir e, geçmişler olan bir siyasi parti. Ben burada bunlardan tek tek bahsetmeyeceğim. Ama bahsetmeye kalksak şu dosyanın tamamını okumaya kalksak burada ne sözler olduğunu göreceksiniz. Ne meşrulaştırma çabaları olduğunu göreceksiniz. İktidar bunu bir siyasi manevra olarak değerlendiriyor. Ama İstanbul Sözleşmesi'ne kendi içinde tartışan İstanbul sözleşmesine karşı çıkanların aleni bir şekilde televizyonlarda konuştuğu, parti yetkili organlarında bulunduğu bir siyasi iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadına karşı şiddet, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri konusunda istikamet vermeye kalkması onların aciziyetini gösterir. Biz bu konuyu mümkün olduğunca gelin siyaset üstü bir mesele olarak algılayalım. Yani mağdurun hangi siyasi partinin üyesi olduğu, bir siyasi parti üyesi olup olmamasını bir kenara bırakalım. meseleye kadına karşı taciz, kadına karşı şiddet çerçevesi içinde bakalım. ve meseleyi buradan görelim. şimdi meseleyi buradan gördüğünüz zaman iktidarın yapmış olduğu siyasi e, dilin tamamı ortadan kalkıyor. daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri kadına karşı ve çocuğa karşı tacizin, şiddetin araştırılması ile ilgili Araştırma önergesi geri verdi mi? Verdi. Sonuç: Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin oyları reddedildi. Daha önce bu konularla ilgili Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri soru önerileri verdi mi? Verdi. Birçoğu cevaplanmadan ortada kaldı. Gelin, hodri meydan diyelim mi size? Gelin, madem biz araştırma önergesi verdiğimiz zaman bunu reddediyorsunuz, sırf Cumhuriyet Halk Partisinden geldi diye reddediyorsunuz. Ama bu toplumsal bir mesele. Bu toplumsal meseleyi siyaset dışında bırakalım. Bizim verdiğimiz önergeler sizi rahatsız ediyorsa buyurun önergeleri siz verin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadına ve çocuğa karşı tacize, tecavüze yeltenen kişileri en ağır şekilde yaptırımlarla e, yaptırımlara uğratacak yasa tekliflerinizi desteklemeye hazırız. Buyurun siz verin. Ama sizin farklı bir bakış açınız var. Sizin kendi iktidarınız döneminde kadına karşı, çocuğa karşı şiddet rakamlar rekorlara ulaşmış durumda. Dolayısıyla böyle bir siyasi iktidarın başındaki kişinin, böyle bir siyasi iktidarın kurucuları olan, böyle bir siyasi iktidarın içinde yöneticileri olan kişilerin dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacak bir dil kullanmaları aymazlıktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu sözleri söyleyebilecek yüzü kendilerinde bulamamaları gerekir, bulamamaları gerekir ve böyle bir cüret onlarda hiçbir zaman olmaması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki siyaseti geçmişte de bugün de önümüzdeki süreçte de çok açıktır ve nettir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde olan herhangi bir sıkıntı varsa bu sıkıntıyı kendi yetkili kurulları üzerinden sonuçlandırır ve disiplin kurulları, disiplin süreçleri hızlı bir şekilde işler. Değerli arkadaşlar, Konuyu çok dağıtmamak için sadece bu alanda sınırlı tutmak gibi bir niyetimiz var. Adalet ve Kalkınma Partili siyasetçilere Ensar Vakfı'nda yaşananları o yaşananlardan sonra çocuk tacizleri, erkek çocuklara karşı yapılan tacizlerden sonra bakanlarının bir kereden bir şey olmaz anlamına gelen sözlerini kendi milletvekillerinin sözlerini hatırlatırım. Eğer bunların hepsini konuşmaya başlasak bu basın toplantısı sabaha kadar sürer. Adalet ve Kalkınma Partililerin incilerini anlatmaya başlasak sabaha kadar sürer. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzü ak, göğsünü gere gere kendi pozisyonunu bugün e, Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmiş olduğu bugün de ifade etmekten hiçbir şekilde gocunmayacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum.